Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Zulüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepis yeni videomuza hoş geldiniz. Miha Zajc Slovenya'dan kovuldu. Yok, kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc Slovenya'nın kadrosundan çıkarıldı. Euro 2024'ün başlamasına sayılı günler kala Slovenya 26 kişilik nihai kadrosunu açıkladı ve Zajc kendine yer bulamadı. Zaten bulsaydı şaşırırdık. Sevgili İsmail Kartal'a çok söyledik. Bas bas bağırdık. Sezonun başında aman Beşiktaş'a gitmesin. Aman Beşiktaş'a giderse çok tehlikeli olur. Aman Beşiktaş almasın diye ısrar edip, inat edip sezon başı kampını yapmayan bir futbolcuyu aldık. Bir de yüklemeler yaparken de sakatlandı paşamız. Sonrasında da bir sezon boşu boşuna para verdik. Tamam İsmail Kartal'ı savunalım. Tamam İsmail Kartal camiamızın evladı diyelim. Kabul. İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunalım. Hepsine kabul. Hepsine okey. Hiçbirine aykırı bir şey söylemiyoruz. Kabul. Ama ne olur hata yaptığında da hata yaptı diyebilelim ya. Ya olan Fenerbahçe'ye oluyor. Yeter ya. Allah aşkına. Zajc. Krunic. Kent. Ondan sonra Joshua King. Ya düşünüyorum bir şeyin gitmiş olduğu bir süreç ya. Yani gitti ya, süreç gitti ya. İnanabiliyor musunuz? Gitti süreç ya. Bir sezon ya Zajc, Krunic, Kent, King. Dört tane isim. İnat. Bazen de bu kadar inat etmemek lazım. Neyse. Victor Bekali. Hacı Fenerbahçe'de görmek müthiş olur demiş. Ulan. Şimdi Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Bekali. Fenerbahçe'nin Ioannis Hagi'yi transfer edebileceğini söylemiş. Rum basınından fanatiğe konuşmuş. Nasıl yani lan? Rum basınından fanatiğe konuşmuş. Şu anda Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferle ilgili somut bir bilgimiz yok. Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda ortada hiçbir şey yok ama Ioannis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho Hagi'yi her zaman sevmiştir. Onu her zaman yüksek kalitede bir oyuncu olarak gördü. Şu anda Fenerbahçe'de seçimler var. Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar demiş. Ulan. Ve Fenerbahçe'ye giderse mutlu oluruz demiş. Nasıl yani ya? Ben çakamadım bu olayı. Yani Ioannis Hagi dediği, yanlış bilmiyorsam diye tekrar kontrol ederek bakıyorum, 2 milyon euro Transfermarkt değeri var. Alaves'de kiralık diyor. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul'da doğdu diyor. 10 numara pozisyonda. Romanya milli takımının kadrosuna da seçilmiş sanırım. Hani sezon performansına bakıyorum. 28 maç 2 gol 2 asist 1032 dakika. George Hagi'nin oğlu olan Hagi bu, biliyoruz. Yani böyle bir şey söylemiş Victor Bekali. Giderse mutlu oluruz demiş. Bonservisi Rangers'ta bulunuyor falan filan. Ya bizde şey olmuşken, Kent tutmamışken oradan kimse gelmez bize. Fenerbahçe'de yeniden Talisca gelişmesi. Arkadaşlar, Talisca'nın gelişmesi yok. Isıtıp önümüze sunuyorlar. Fenerbahçe ciddi bir aday diyorlar. Haberin detayını ben size anlatıyorum. Yanlış anlamayın. Seçim geride kaldı. Bonservisine indirim yapacaklar. Aziz Yıldırım açıklamıştı gelmek istiyor diye. Hadi koç bakalım yapacak mı? Bu arada Ali Koç gitti. Uzun zaman sonra gitmem dediği maça gitti. Totemini bozup Fenerbahçe son saniye basketiyle yenilmiş oldu. Hani Ali Koç yanlış anlamasın da hiç gitmese daha mı iyi acaba diyorum. Yani bir önerim. Bu arada Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama. Biliyorsunuz. Büyük Fenerbahçe taraftarına bundan yaklaşık 3 hafta önce ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk. Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk. Onların sorunlarını dinledik. Duygularına tercüman olduk. Dün gerçek... Tövbe. Sanki Aziz Yıldırım'ın sesini duyuyor gibi. Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Bakın, getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun. Bu süreç boyunca
desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada işi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, çocuklara, gençlere ve kulübümüze teşekkür ediyorum. YouTube'da yayın yapan Kadıköy Sokak kanalına da teşekkür ediyorum. Oradaki Mustafa Hoca'ya söyleyin, ayağını denk alsın bak onu. Neyse, şahsım ve arkadaşlarım 3 hafta önce aday olarak Fenerbahçe'deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. Hani Fenerbahçe Beko'nun, Fenerbahçe futbol takımının falan diyor. Fenerbahçe'ye çocukların üzülmemesi dileğiyle. Yani bunları söylüyor. Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aziz Yıldırım diyor. Artık biliyorsunuz onun da canına tak etti. Ve artık o da. Arkadaşlar, Getafe'de geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek istediğini konuşmuştuk dün. Ancak oyuncu bize gelen bilgilere göre, bize gelen duyumlara göre Juventus'a gitmek istiyormuş. Yani yeni takımı 3 aşağı 5 yukarı belli oluyormuş. Team Talk'ta yer alan habere göre de Manchester United tercihini İtalyan devine kullanmış ve oyuncu oraya gidecekmiş. Haberde Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin istediği ancak Greenwood'un tercihini Juventus'tan yana kullandığı belirtildi ve görüşmelerin sürdüğü genç oyuncu için 40 milyon euroluk bir bonservis talep edildiği söyleniliyor. Yani 36 maça çıkmıştı. 10 gol 6 asistlik performans. Bu arada Lewandowski dün sakatlandı arkadaşlar. Biliyorsunuz Polonya-Türkiye milli takım maçında. Lewandowski hakkında Fenerbahçe'nin %100 ilgilenmiş olduğu bence doğrulanmış oldu. Bilenler bilir. Bilmeyenler nasıl biliyor bunlar diyor ama doğru mu bu? Bu arada ne oldu Galatasaraylı arkadaşlar? Ne oldu Beşiktaş'ta arkadaşlar? Ne oldu Trabzonsporlu arkadaşlar? Nasıl oluyormuş savunmanın merkezinde Samet Akaydın'la oynamak? Azıcık da siz çekin. Hep biz çekiyorduk Fenerbahçe olarak. Şimdi milli takım olarak siz de çekeceksiniz mecbur. Biraz da siz çekin. Hatta asla hiçbir maçı bir hatayla bitirmez, birden fazla yapar. Bekleyin bakalım. Ya milli takım böyle oynarsa biz tırıvara zıt ayvayı yedik yani ya. Biz manyak bir takıma dönüşmüşüz. Hani Montella maçtan önce konuşmuş. Demiş ki merak ettim acaba ne söyledi diye. Güzel bir maç bizi bekliyor. Son test maçımızı İtalya maçında yaptıklarımızı tekrar göstermeye çalışacağız. Allah aşkına İtalya maçında ne gösterdiniz? Hani siz bir şey gösterdiniz de biz mi göremedik? Küçük müydü gösterdiğiniz şey? Ne bileyim neyin içinde gösterdiniz? Modern futbolda belirlenmiş bir 11 olmaz. 5 değişiklik hakkımız vardır. O 5 kişiyi oyuna soktuğunuzda oyuncuların birbirine alışkın olması lazım. Bugün 2 bekimiz sıkıntı yaşadı. Onlar olmadığında bir kişi eksik mi oynayalım? Bu yüzden bazı denemeleri yapmak zorundayız diyerek maça başladı. Aslında Zeki Çelik ve Ferdi'den bahsediyor sanırım ama aslında benim anladığım kadarıyla şundan bahsediyor. Diyor ki ben bir bahane üretiyorum. Aman siz de bahaneme destek çıkın diyor. Kafamdaki 11'in net olduğunu söylüyor. Bak benim fikirlerim kafamda çok net. Modern futbolda sadece 11 kişi oynamaz. Bütün futbolculara ihtiyacımız var. Herkesin oynama yetisine sahip olması gerekiyor. Kafamda fikirler net demiş. Peki ben başka bir soru sorayım. Hakan Çalhanoğlu sahanın ortasına mahvetse de hiçbir şey yapmasa da niye banko oynuyor bu bir? İkincisi Allah aşkına Kerem Aktürkoğlu'nu forvet oynatacak nasıl bir zihniyet? Yani Barış Alper'i hadi anlıyorum. Gol kaçırsın etsin. Barış Alper'i de nasıl zihniyet? Ya bu takımın hiç mi forveti yok? Hani hızlı kanat bitirici forvet tabiri hiç mi yok? Ya bu adamlar zaten iyi forvet olsaydı Galatasaray'da forvet oynatırlardı. Birini sağ beke, birini sol beke koyuyor. Bilmem açığa koyuyor diyor. Ya Samet Akaydın, Yunus Akgün, Adana Demirspor'da görev yaptığındaki kontenjandan oynattığı futbolcular. Ya çok ilginç ya. Ben mesela oldum olası şu milli takımdaki Hakan Çalhanoğlu'nu beğenmem bak. Milli takımdaki Hakan'ı. Mesela ben milli maça dair bir şey aklıma geldi. Mert Müldür'ün 2-3 tane pozisyonu var.
Forvetleri dururken Mert Müldür pozisyona giriyor. Hani bu Mert Müldür'ün çok iyi oynadığından dolayı mı, milli takımın çok işler acısı durumda olduğundan dolayı mı? Bunları da düşünmenizi isterim. İsmail Yüksek ile ilgili demiş ki, İsmail Yüksek gayet formda, takımla birlikte antrenman yapıyor, maçlarda oynayabilecek durumda demiş. Arkadaşlar ben size haftalar önce bir cümle kurdum. Dedim ki eğer İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu Euro 2024'te oynayamazsa, ne bileyim sakatlık olur bilmem bir şey olur, milli takım grupta sıfır çeker dedim. Sözümün hala arkasındayım. Israrla arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayım. Eğer bu iki futbolcu oynamazsa milli takım sıfır çeker. Bak milli takım sıfır çeker, sıfır çeker, bir kez daha sıfır çeker. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ha gönül ister ki tabii ki de sıfır sıfır çekmesin ama bu kafayla, bu zekayla. Dün şu anlaşılmamış: João Pedro, Luan Perez, Ryan Kent, Zayt Crespo. Ben bunlara niye gitti gözüyle bakıyorum. Şöyle anlatayım. João Pedro tutunamadı arkadaşlar gittiği yerde. Yani Fenerbahçe'ye dönecek, sözleşmesi feshedilecek, gidecek şu an için. Bu bir. İkincisi Luan Perez. Lan Luan Perez Fenerbahçe'de bir türlü tutturamadı arkadaşım. Tutturamadı. Olmadı. Yani olmadı ya. Olmadı. Tutmadı. Yani sakatlıktı, şuydu buydu. O da fesih görüşmesi gerçekleştirecek. Ryan Kent de fesih görüşmesi gerçekleştirecek ama fesih görüşmesi değil Kent'inki. Kent mukavele ayarlayıp bir takımdan anlaşıp gidecek. Mourinho'nun Kent'e dair, hani diğerlerini kabul ederim, en azından kimseyle anlaşamazlarsa 22 Haziran'da gelsinler deneyim dediğini biliyorum. Ancak Kent için asla böyle bir şey söylemiyor. Kiralık gitme imkanı varken gitmeyen futbolcudan kimseye hayır gelmez görüşünde. Tabii bunu da dile getiremez arkadaşlar. Siz bunu asla sosyal medyada okuyamazsınız. Belki de Fenerbahçe kulübü bunu yalanlar bile. Çünkü böyle dersen futbolcuyu kimse almaz. Yani yine ihale sana döner. Bunu da söyleyeyim. 3. Miha Zayt Slovenya'nın Euro 2024'te olsaydı en azından orada bir PR kasabilirdi. Pazar yapabilirdi. Maalesef kadrodan çıkarıldı. Crespo'yu da Sporting Lisbon dahil hepsi istiyor. O yüzden nereden bakarsanız bakın durum böyle. Yani milli takıma dediğim gibi durum bu. Mesela Arda Güler. Ya Arda Güler sağ kanatta oynatıyor. İşte İrfan Can Kahveci'yi sağ kanatta oynatıyor. Bakıyorsun tehlikeyi Arda Güler'le yapıyoruz, İrfan Can'la yapıyoruz. Ya bu takımın hiçbir futbolcusu yok diyorsun. O arada Mert Müldür çıkıyor. Hakan Çalhanoğlu 750 metreden şut çekip avut atma rekoru kırıyor. Ya garip bir milli takım. Ben açık söyleyeyim, umutlarım sıfırın altına iniyor milli takıma dair. Ama bizim işimiz Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'deki transfer gündemini yorumlamış olduk. Ben Lewandowski konusunda bak %100 garantilenmiş oldu arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ya. Hani böyle alay etmiyorum. Talisca konusunda da indirim yapsalar olacak. Ama bir türlü olmuyor. Seydou Mane, Sadio Mane ve bir isim daha, Rafa Silva. Dün sosyal medyada bu iki isim sosyal medyanın gündemini bombaladı demeyeyim de sosyal medyayı ikiye böldü, beşe böldü, 35'e böldü, 75'e böldü. Niye böldü? Arkadaşlar Mane ve Rafa Silva, bu iki ismi Fenerbahçe'nin transfer ettiğine dair duyum verenler oldu. Önce şunu söyleyeyim. Sosyal medya bir bataklık. Eğer herkesin her lafına inanırsanız aptal konumuna düşersiniz. Önce bunu bilin. Herkesin her söylediği laf doğru değil. Önce bunu bir bilin arkadaşlar. İkinci olarak, şimdi Rafa Silva sözleşmesi bitmiş. 31 yaşında Portekizli futbolcu. Hani teşbih de hata olmasın, Mertens'in çok daha iyisi diye anlatıyorlar. Hani yine teşbih de hata olmasın, Fenerbahçe'ye yeni Alex diyebileceğimiz bir isim diyorlar. Şimdi oyuncunun istediğini desinler, ben geçen sezonki istatistiğine bakarım. Bu arada hızlı bir oyuncu. Kanatlarda da oynayabilme özelliğine sahip bir oyuncu. En yüksek 30 milyon euroyu görmüş. Oyuncunun istatistiğine bakarım ben. 52 maç, 4372 dakika süre, 22 gol, 15 asist. Yani 37 gol katkısı, enfes bir katkı. Bunun kaçı Şampiyonlar Ligi'nde? 2 gol. 2 gol de Avrupa Ligi'nde. Baktığınız zaman arkadaşlar, yani Avrupa arenasında da iyi bir futbolcu.
Ben bu ismin Fenerbahçe'ye gelmesini tabii ki de isterim. Yıllardır Portekiz'de olan ve Portekiz ekolü ve Portekiz futbolcular da son yıllarda Fenerbahçe'ye çok iyi adapte olan futbolculardan örülü bir sisteme doğru gidiyor. Yani biz eskiden Brezilyalıyı aldık mıydı çamurdan olsun biz de iş yapar diyorduk. Şimdi Portekizliler de iş yapmaya başladı. Rafa Silva konusunda benim duyumlarım şu. Yani Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları kesinlikle doğru değil. Fenerbahçe'nin görüştüğü doğru. Fenerbahçe'nin şartları sorduğu doğru. Fenerbahçe'nin bu transferde bir yerde olduğu doğru ama anlaştığı doğru değil. Keşke anlaşsak. Devasa bir para veren Arap kulüpleri var. Oraya gidebilir ki gidecek gibi duruyor. Bir tarafta da gariban Fenerbahçe. Mane'ye gelelim. O da 32 yaşında bir futbolcu. Sol kanat. 15 milyon euro değeri var. 15 milyon euronun çok bir önemi yok. Oyuncunun 2026'ya kadar kontratı var. Zaten bu sezon Al Nassr'a yeni gelen, yani bu sezonun yeni transferlerinden biri. 1.74 boyunda sol kanat oyuncusu. Şimdi kanatlarda forvette ve sağ kanat oynayabilen bir isimden bahsediyoruz. Ama ağırlıklı olarak sol kanat. Pırpır oyuncu. Premier Ligi sallamış bir oyuncu. 30 Haziran'a kadar da sakat diyor. Arkadaşlar oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Şimdi ben şunu belirteyim. Oyuncu Almanya'da ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Müslüman ırkçılığına maruz kaldı. O yüzden de Almanya'dan kaçıp gitti. Zamanında Salzburg'daydık. 4 milyon euroya aldıydı. Salzburg Southampton'a 23'e sattı. Southampton Liverpool'a 41.2'ye. Liverpool 32 milyon euroya. Bayern'e, Bayern'de 30 milyon euroya Al Nassr'a sattı. Yani 130 milyon euro para kazandıran bir oyuncu. 46 maça çıkmış. 19 gol, 11 asist, 3951 dakika. Yani baktığın zaman da iyi bir süre. Gol katkısı da çok çok yüksek bir katkı. Şimdi oyuncu Fenerbahçe'ye gelir mi? Ya 30 milyon euro aldıkları oyuncuyu sana kaça verecekler? Ben önce bunu düşünürüm. Cidden ben bunu düşünürüm. Yani oyuncu sana gelecek mi arkadaşım? Ben bunu düşünürüm. Gelmeyecekse niye gelmeyecek? Gelecekse niye gelecek? Önce ben bunu düşünürüm. İkincisi sen bunu neyle alacaksın? Hocam Mourinho bizde ya öyle alırız falan diyebilirsin. Yani almasına alalım, vermesine verelim. Ama ya bana mantıklı gelmiyor arkadaşım ya. Yani yanlış anlamayın beni. Hepinizi seviyorum, sayıyorum ama bana mantıklı gelmiyor. Keşke ben yanılsam. Keşke Mane'yi Fenerbahçe alsa. Keşke hep birlikte izlesek. Burada hemfikir miyiz? Hocam eski Mane yok. Ne demek eski Mane yok? Ya bu adam kayıp mı oldu? Bu adam cehennemin dibine mi gitti? Ne demek eski Mane yok ya? Bir de eski Mane de artık yerinde yok. Ya eski Mane yok, eski bilmem ne yok. Allah aşkına oturup Arap Ligi mi izliyorsunuz? Yok hocam izlemiyoruz. O zaman ne konuşuyorsunuz abi? Cidden ne konuşuyorsunuz? Ya ben bazen var ya bizim taraftarı anlamıyorum. Hani konuşmak için konuşmayalım arkadaşlar. Konuşmak için gerçekten konuşmayalım. Bak rezil oluyoruz. Eski Mane yok. Niye yok? Bilmiyorum. Çünkü eski Mane yok. Peki eski Rafa Silva var mı? Eski Rafa Silva yok. İşte Rafa Silva'yı Galatasaray'ın alacak olsa, Galatasaray'la adanırsa al. Elimizdeki yıldızı kaptırdık. İyi de eski Rafa Silva yok diyordum. O benim kişisel görüşümdü. Eski Rafa Silva olmasa neden bu kadar transfer market değeri olsun diyecekler. Yani sosyal medyaya göre bu ikisi de Fenerbahçe'de. Ancak benim duyumlarıma göre henüz bu ikisi Fenerbahçe'de değil. Görüşme var ama anlaşma yok. Bir sürpriz vereyim. Mane'nin gelme ihtimali Silva'nın gelme ihtimalinden daha yüksek. O kadar söyleyeyim size. Yani hocam bunun Türkçesi şu mu? Rafa Silva'yı diyelim ki aldık. Mane'yi kesin aldık diyebilir miyiz dersiniz? Rafa Silva'yı alırsak Mane de Fenerbahçe'de. Bak Silva'yı alırsak Mane de Fenerbahçe'de. Hem de %100 diyorum ben buna. Ama Silva atıyorum Araplara gitti. Anlayın demek istediğimi. Çünkü birini almak öbürünü almaktan daha kolay. Anlatamayacağım şeyler var. Ama durum bu.
hani yüzde şu kadar yüzde bu kadar da vermek istemiyorum bu transfer duyumunda. Ama inşallah ikisi de olur. Düşünsene 10 numaraya Silva, sola Mane, forvete de Lewandowski'yi getir. Dzeko'yu gönderiyorsan gönder. Dzeko'ya da resmi teklifler var. O ayrı mesele, onu sonra konuşuruz. Højbjerg'i de orta sahaya koy. Fred, Højbjerg, Rafa Silva, solda Mane, forvette Lewandowski. Baba sağ tarafa da almışken Greenwood'u da alalım da tam ölüm timi olsun. Ligi oynatmadan bitirsinler. Ama böyle bir kadroda kurmak zorundayız. Gördünüz nasıl çalındı şampiyonluğumuz. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.